Müthiş bir ilgi var. Hangi ülkeler katılacak? Tüm gözlerinde bu şampiyonada olacağını söyleyebiliriz. 31 Temmuz'da Wembley'de oynanacak final mücadelesinin biletleri tükendi. Premier Lig'in ev sahipliğini yapan önemli statların olduğu 10 stat ev sahipliği yapacak bu turnuvaya. Belin merhaba, hoş geldin. Merhabalar Orkun abi. Nasıl orada olmak? Şimdi ben kamera arkasındayım, sen oradasın. Burada olmak çok heyecanlı. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Ben cevaplıyorum, sen soruyorsun bugün. Evet, hadi bakalım. Gündemde önemli bir konu. Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası, 2022 Futbol Şampiyonası başlıyor. İngiltere'de başlıyor. Notlar sende. Evet, 6 Temmuz itibariyle başlayacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası. UEFA'nın düzenlediği bir organizasyon bu aslında. 1984 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yılda 13.sü gerçekleştirilecek. Bu zamana kadar 12 turnuva düzenlendi. Bu turnuvalarda Almanya'nın büyük bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ona geçmeden önce geçtiğimiz yıl düzenlenecekti normalde bu turnuva. 2021 yılında Kadınlar Avrupa Şampiyonası düzenlenecekti ama pandemi koşulları sebebiyle biliyorsun birçok organizasyon hem spor organizasyonu hem farklı etkinlikler pandemiden dolayı ya ertelendi ya iptal edildi. Bu organizasyonda ertelenen organizasyonlardan bir tanesiydi aslında. Bu konuda UEFA Başkanı Caferin'in yaptığı bir açıklama vardı. Euro 2020'yi 2021 yılına ertelediğimizde bizi düşündüren şeylerden birisi kadınların şampiyonasının, kadınların turnuvasının nasıl etkileneceğiydi. Ve bu anlamda en doğru kararı almaya çalıştık, inceledik ve sonuç olarak 2022 yılında yapılmasına karar verdik ki bu yaz UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nın rakibi olmadığını futbol alanında, turnuva alanında bu anlamda tüm gözlerinde bu şampiyonada olacağını söyleyebiliriz. İngiltere daha önce ev sahipliği yaptı mı? İlk kez mi yoksa? İngiltere daha önce aslında bu dördüncü kez oluyor. İlk ikisini 1984 ve 1985 yıllarında farklı ülkelerle işbirliği içerisinde bir ev sahipliği gerçekleştirmişti. 2005 yılında tek başına ev sahipliği yaptığı organizasyon vardı. Bu da dördüncü olacak. Yani ilk ikisini farklı ülkelerle birlikte, üçüncüsünü tek başına, yine dördüncüsünü de bu yıl İngiltere tek başına ev sahipliği yapacak bu organizasyona. Hangi ülkeler katılacak? Tabii İngiltere başta olmak üzere ev sahibi kontenjanından ilk olarak İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, Avusturya var. Onun dışında Danimarka, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya ülkeleri yine bu mücadeleye katılacak. Portekiz, İtalya, İsviçre, İzlanda ve Kuzey İrlanda var. Tabii Portekiz'in katılması biraz farklı oldu. Çünkü normalde 9 eleme lideri, bir ev sahibi İngiltere, 3 en iyi ikinci ve 3 de playoff galipleri katılacaktı. 16 milli takımın yarışacağı bir turnuva olacaktı. Rusya da katılmaya hak kazanmıştı playoff galibi olarak. Ancak UEFA'nın aldığı bir karar vardı. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaş sonrasında Rusya'nın tüm organizasyonlardan, UEFA organizasyonlarından men edilmesiyle birlikte Rusya bu organizasyona katılmaya hak kazanmasına rağmen katılamadı ve onun yerine de Portekiz katıldı. Kadın futbolunda özellikle İskandinav ülkeleri iddialı. Türkiye yok. Evet, Türkiye bu organizasyonda yerini alamayacak. Senin dediğin gibi İskandinav ülkeleri de iddialı. Aynı zamanda Almanya'da, Fransa'da kadın futboluna, altyapısına çok önem veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu anlamda 12 organizasyon düzenlendi bu zamana kadar dedik 1984'ten bu yana ve Almanya bu 12 organizasyonun 8'inden şampiyon olarak çıkmayı başardı. Turnuvanın iddialı ekiplerinden birisi. Tabii bir iddialı ekip de Hollanda çünkü son şampiyon. 2017 yılında yapılan turnuvada Hollanda şampiyon olarak ayrılmıştı. O da ev sahibiydi bu arada. İngiltere bu sezon ev sahibi bu sene turnuvada. Ev sahibi avantajını da kullanabileceğini düşünüyorum İngiltere'nin bu anlamda. Evet, şimdi 6 Temmuz'da başlıyor. Önümüzdeki çarşamba günü başlıyor. Ne kadar sürecek turnuva? 6 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar sürecek, devam edecek turnuva. Tabii grup maçları olacak. Bunun dışında 6 Temmuz'da İngiltere-Avusturya arasında oynanan, Old Trafford'da oynanan mücadeleyle başlayacak turnuva ve 31 Temmuz'da da Wembley Stadyumunda son bulacak. Finalde şampiyonun adı belli olacak. Bu arada İngiltere'de 10 stat ev sahipliği yapacak bu turnuvaya. İçlerinde Old Trafford ve Wembley gibi stadyumların olduğu, Premier Lig'in ev sahipliğini yapan önemli statların olduğu 10 stat ev sahipliği yapacak bu turnuvaya. Az önce söyledin ama hangi takımlar iddialı? İngiltere kendi sahasında şampiyon olmak için mutlaka başlayacak. Almanya aynı şekilde. Hollanda yine son şampiyon. Evet, dediğin gibi İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın bu anlamda çok fazla yatırım yaptığını biliyoruz. Ama turnuvanın tarihine baktığımızda dediğimiz gibi Almanya biraz daha öne çıkıyor. Bu anlamda onun favori olarak gösterebiliriz. İlgi ne durumda? Biletlerin satışına dair bir bilgi var mı? Müthiş bir ilgi var. Aslında biletlerin satışı şu şekilde. UEFA'nın kendi bilet portalı
yılından yapılan üyelik sonrasında oradan satışlar gerçekleşiyor ve 2021 yılı öncesinde yapılan üyelikler için özel bir öncelik tanınıyor bu anlamda futbol severlere. Ama şunu söyleyelim, 31 Temmuz'da Wembley'de oynanacak final mücadelesinin biletleri tükendi ve İngiltere'nin grup mücadelelerinin biletlerinin tamamı tükendi. Onun dışındaki maçlar için bilet satışı hala devam ediyor. UEFA'nın resmi sitesinden spor severler ulaşabilirler. Türkiye'den buradan takip etmek isteyenler için de yayın haklarının TRT'de olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.